Hadi gelin biraz çöplerden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri örneği üzerinden gidecek olursak, Amerika'nın diğer ülkeleri oranla her geçen sene daha da fazla katı atık ürettiğini söyleyebiliriz. Ortaya çıkan çöp miktarı arttıkça bu atıkları koymak için yer bulmak da zorlaşıyor. Katı atıklar ikiye ayrılır. Endüstriyel katı atıklar ve kentsel katı atıklar. Endüstriyel katı atıklar adından da anlaşılacağı üzere fabrikalar, madenler ve çiftliklerden çıkan atıklardır. Yani kısaca endüstriyel kullanım kaynaklı atıklardır. Kentsel katı atıklarsa ev ve iş yeri kullanımı kaynaklı atıklardır. Kentsel katı atıklar arasında evimizde çöpe attığımız karton, kağıt, plastik torbalar, yemek atıkları, şişeler, tenekeler ve bahçe atıkları gibi şeyleri sayabiliriz. Şimdi arkadaşlarımızla pikniğe gittiğimizi düşünelim. Diyelim ki çevre bilimi öğrencisisiniz ve yanınıza tabii ki yeniden kullanılabilir çatal bıçak getirdiniz. Yerde bir boş cips poşeti gördüğünüzde de bunun kentsel katı atıklardan biri olduğunu düşünerek cips poşetini aldınız ve çöpe attınız. Peki bu cips poşetinin başına bu noktadan sonra neler geleceğini biliyor musunuz? Cips poşeti muhtemelen bundan sonraki hayatına bir çöp depolama alanında devam edecek. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen kentsel katı atıkların yarısından fazlası gibi. Bu kadar fazla çöpü depolayabilmek için katı atık sahalarının ne kadar büyük olmaları gerektiğini tahmin ediyor olmalısınız. Bu noktada katı atık sahalarının çeşitlerinden de bahsetmemiz gerek. Öncelikle açık hava çöp sahalarından bahsedelim. Bu alanlar oldukça geniş araziler ya da çukurlardır. Peki bu alanların avantajları ve dezavantajları neler olabilir? Öncelikle bu alanların çok ama çok büyük olmaları gerekir. Bu sayede birçok insan evlerindeki çöplerden kolaylıkla kurtulabilir. Bu tip alanların büyük şehirlere yakın yerlerde bulunmasının sebebi de budur. Ek olarak bakım da gerektirmedikleri için herhangi bir harcama yapılmasına da gerek olmaz. Açık hava çöp sahaları görevlerini oldukça iyi bir şekilde yerine getirir ve çöpleri evlerden ve iş yerlerinden uzakta tutarlar. Ancak bu yerleri yakından inceleyecek olursak aslında oldukça sorunlu oldukları kolayca anlaşılabilir. Öncelikle bu alanlar çok ama çok kötü kokarlar ki bu koku yakınlarında bu kokunun yakınlarında yaşayan insanlar için bu koku gerçekten de dayanılmaz olabilir arkadaşlar. Açık hava çöp sahalarının üstleri kapalı olmadığı ve çöpler sıkıştırılmadığı için doğal hayat ve iklim koşulları çöplerin yakın çevreye dağılmasına sebep olabilir. Bu alanlar zararlı gazların atmosfere karışmasına sebep olabilir. Hatta tutuşup kontrolden çıkan yangınlara da sebebiyet verebilirler. Bu doğrultuda doğal hayat için tehlikeli olabilecek bu gazları ve yangın riskini de dezavantajları arasına ekliyorum. Yağmur yağdığında başka bir sorun daha kendini gösterir. Yağmur suyu çöp tepelerinden aşağı süzülürken elektronik aletlerde bulunan ağır metaller ya da çöpe atılan son kullanım tarihi geçmiş ilaçlar gibi zehirli maddelerle kirlenir. Bu zehirli ya da kirli suya sızıntı suyu adı verilir. Sızıntı suyu az önce de anlattığım gibi çöplerin arasından aşağı yani toprağa doğru süzülürken kirlenen ya da zehirlenen yağmur suyudur. Bu su son derece tehlikelidir çünkü toprak tarafından emildikten sonra içme suyu kaynağı olan yeraltı sularını da kirletebilir. Başka bir deyişle içtiğimiz suyu zehirleyebilir. Açık hava çöp sahalarının bir diğer dezavantajı en başında da söylediğim gibi çok büyük alanlar gerektiriyor olmalarıdır. Bu da habitatların bozulması anlamına gelir. İsterseniz bir de düzenli çöp depolama sahalarından bahsedelim. Bu noktada bir çöp depolama sahasının nasıl düzenli olabileceği sorusu aklınıza takılmış olabilir. Düzenli çöp depolama sahalarında açık hava çöp sahalarında olmayan bir şey bulunur. Koruyucu ve sızdırmaz bir katman. Kilden ya da plastikten yapılmış olan bu katman, çöpün etrafa dağılmasını engeller. Ek olarak bu sahalara depolanan çöpler, inşaat atıkları ya da düşük kaliteli toprak ile örtülür ve çok daha küçük bir alanı kaplayacak şekilde sıkıştırılır. Bu işlem her gün bu şekilde devam eder. Üzerleri sıkıca örtülmüş ve sıkıştırılmış bu çöp hücreleri suyun çöpe karışmasını da engeller. Depolama sahası içerisindeki ortam oldukça kurudur ancak yağmur suyu zaman içerisinde çöpün içine karışır ve yine bir sızıntı suyu meydana gelir. Üstleri sıkıca örtülü hücreler bu suyun içeride kalmasını sağladığından sızıntı suyu depolama sahası içinde birikir. Bazı düzenli çöp depolama sahalarında iki adet koruyucu katman ve borular bulunur. Bu borular sızıntı suyunu toplar ve sızıntı suyu işlenebilir. Düzenli bir çöp depolama sahasının içine girecek olursak soluk almamız imkansızdır. Ancak bunun sebebi çöplerin kötü kokması değil, çöp hücrelerinin sıkıca örtülü olması sonucu oksijenin içeriye girememesidir. İçerideki ortam anaerobiktir. Yani oksijensiz bir ortamdır. Bunun tam tersi olarak oksijenli ayrıştırma aerobik yani oksijenli ortamlarda ve hayatta kalmak için oksijene ihtiyacı olan mikroorganizmalar tarafından gerçekleşir. Anaerobik ayrıştırma ise oksijene ihtiyacı olmayan mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir. Bu süreç sonucunda küresel ısınma ile çok yakından alakalı bir sera gazı olan metan ortaya çıkar sıkıcı örtülü ve sıkıştırılmış bu atıkların tamamen yok olması 30-40 yıl hatta yüzyıllar bile sürebilir. Bu da düzenli çöp depolama sahalarının uzun süreler boyunca küresel ısınmaya katkıda bulunacağı anlamına gelir. Şimdi bir de düzenli çöp depolama sahalarının avantajlarına ve dezavantajlarına değinelim. Açık hava çöp sahalarına kıyasla düzenli çöp depolama sahaları daha az kokar ve tutuşmaları da daha zordur. Düzenli çöp depolama sahaları çöpleri içlerinde örtülü ve sıkıştırılmış bir şekilde tuttukları için çöplerin doğal hayat veya iklim koşulları ile etrafa dağılma problemi de ortadan kalkmış olur. Yine de hiçbir çöplüğün kusursuz bir şekilde kapatılması ya da içindekini sızdırmaması mümkün değildir. Bu sebeple sızıntı suyu dışarı sızar. Çöpleri üst üste depolamak ve üstlerini örtmek toz ve gürültüye sebebiyet verir düzenli çöp depolama sahalarındaki anaerobik ayrıştırmanın metan gazı ortaya çıkardığını da unutmamak gerekir. Ancak bu noktada bazı düzenli çöp depolama sahalarının bu metan gazını da topladığını belirtmek istiyorum. Toplanan metan gazı yakılarak elektrik üretilir. Düzenli çöp depolama sahalarının ürettiği metan gazının %60'ı ila %90'ı toplanabildiğinden, bu gazda elektrik üretiminde kullanıldığından bunu avantajlar arasına da yazabiliriz. Düzenli çöp depolama sahaları son derece pahalı tesisler olduklarından ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin sahip oldukları tesislerdir. Tıpkı açık hava çöp sahaları gibi çok büyük alanlar gerektirirler. Çöp sahalarında depolanacak çöp miktarını azaltmanın yollarından biri bu çöplerin yakılmasıdır. Özellikle de alan sıkıntısı olduğunda bu yöntem son derece faydalıdır. Yani çöplerin yakılmasının bir avantajının çöp hacminin düşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Modern ve yüksek teknoloji kullanan ve atık yakarak enerji üreten tesislerin bir diğer iyi yanı aynı zamanda elektrik de üretmeleridir. Bu tesislerin kötü yanlarına gelecek olursak, çöplerin yakılması atmosfere karbondioksit, kül, zehirli gazlar ve diğer kirleticilerin salınmasına sebep olur. Çöp yakma tesisleri bu salınımları azaltan, cıva ve dioksinleri ayrıştırıcı bir dizi filtre kullanabilirler çöp yakma işlemini daha az tehlikeli bir hale getirecek yöntemlerden bir diğeri bu gazları yakma işleminden önce ayrıştırmaktır. Ancak filtreleme ve ayrıştırma gibi bu işlemler çöp yakmanın daha da pahalı olması anlamına gelir. Bu katı atıkları yok etme yöntemlerine rağmen atıklarımızı depolayabileceğimiz alanlar bulmakta zorlanıyoruz. Yaşadığımız şehre yakın çöp sahası dolduğunda belediye bu çöpleri bir başka yere aktarır ve bu aktarma sırasında fosil yakıtı yakan ve sera gazlarının atmosfere salınmasına sebep olan araçlar kullanılır. Peki hala hazırda kapasitesi dolmuş olan bu çöp sahaları ile ilgili ne yapabiliriz? Bazı eski çöp sahalarında değerli metaller ya da geri dönüştürülebilir materyaller aranır. Eski bir çöplüğün parka dönüştürüldüğü örnekler bile mevcut. Örneğin bu park. Canınız eğer bir çöp sahasında piknik yapmak isterse burayı ziyaret edebilirsiniz.